Aydın'da şiddet mağduru kadın sayısı her geçen gün artıyor. Kentte son 3 yılda 17 kadın cinayet kurbanı oldu. Aydın Barosu Kadın Hukuku Komisyonu Başkanı Avukat Yeşim Kasap Yetişkin kadın cinayetlerindeki artışı değerlendirdi. Yetişkin kadınların cinayete kurban gitmelerinin nedenlerini belirterek cezaların caydırıcı olmamasını eleştirdi. Şiddet gören kadınlara yapabilecekleri olduğunu ifade eden yetişkin, Aydın Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak zor durumdaki kadınlara kapılarının her zaman açık olduğunu ifade etti. Evet, Türkiye genelinde son yıllarda, son aylarda kadın cinayetlerinin önemli ölçüde, gözle görülür ölçüde arttığını, aynı şekilde şehrimizde de kadın cinayetlerinde bir artış olduğunu biz de gözlemliyoruz. En son Sultanhisar'da annesinin evinde bir kadın yatak odasında öldürüldü ve adam kayıplara karıştı, biliyorsunuz. Şimdi bunun sebeplerine gelince, bunun sebeplerini herhalde biraz daha erken yaşlarda, erken tarihlerde aramak lazım. Benim kendi fikrim, deneyimlediğim konulardan edindiğim fikre göre, bence biz kız çocuklarına yeteri kadar değer vermiyoruz. Kız çocuklarına yeteri kadar değer vermeyince, onlar ilerleyen yaşlarda yetişkin insanlar olduklarında, yine başkaları tarafından değer görmüyor maalesef. Babası değer vermeyince kıza, annesi değer vermeyince kız çocuğuna, sonra kocası da değer vermiyor. Ve ilk fırsatta, ilk çaresizlik anında saldırabileceği, hıncını çıkartabileceği, bazen cinnet anında ölümüne dahi sebep olabileceği, katili olabileceği ilk kişi eşini görüyor ya da sevgilisini görüyor. Yani duygusal anlamda bağ kurduğu kişiyi görüyor. Biz bence çocukluktan itibaren kız çocuklarına aynı erkek çocuklarına verdiğimiz değeri vermeliyiz ki kızlarımız kendilerini değerli hissederek büyüsünler ve biz onları destekleyelim ki kız çocuklarımız da ileride yetişkin olduklarında, anne olduklarında ya da eş olduklarında kendilerine yönelecek herhangi bir tehlike anında kendilerini değerli ve korunmaya değer hissetsinler ve gerekli yardımı istesinler. Bugün baktığınızda bir kadın cinayeti, bir erkeğin karısını ya da sevgilisini ya da kız arkadaşını öldürmesi anlık bir olay olarak ortaya çıkmıyor. Bunun mutlaka gerisinde önce hakaret, ardından fiziksel şiddet, pek çok seferinde karakolda sonuçlanan olaylar, her seferinde barışmayla tekrar evliliğin kaldığı yerden devam edilmesi, anne babaların aman kızım, aman çocuğum yuvanı bozma, bak çocukların var demesi, kadının kendini anne olduğu için anne vasfını öne çıkartarak kendi yaşam hakkından fedakarlıkta bulunması, çocuklarım küçük, nasıl bakarım, nasıl devam ettiririm yaşantımı başımda kocam olmazsa gibi kafasında yerleşmiş değer yargıları. Bunlar bence bunu hızlandırıyor. Bu kadın cinayetlerini, kadına karşı ciddeti, şiddeti artırıyor. Peki, sizce alınan cezalar caydırıcı mı? Hayır, maalesef. Caydırıcı olduğunu düşünmüyorum. Özellikle daha iki gün önce herhalde basın gündemindeydi. İşte tecavüz olayından sonra saygın tutum indirimi. Aslında pek çok mahkemede artık bu saygın tutum indirimi kadın cinayetlerinde, çocuk istismar dosyalarında durumun vehameti göz önüne alarak uygulanmıyor. Ama hala bazı mahkemeler bu saygın tutum indirimini işte toplumda kravat taktığı için cezası indirilmiş şeklindeki algıyı maalesef bazı mahkemeler hala devam ettiriyorlar. Burada herhalde kanunu uygulayıcıların da bazı bir farkındalık ve bir bilince ulaşması gerekiyor diye düşünüyorum. Peki ne gibi önlemler alınabilir sizce kadın cinayetleri için? Şimdi kadın cinayetleri az önce de söylediğim gibi cinayet son nokta. Yani o noktaya gelinceye kadar o kadın mutlaka ki %99 olayda bu şekilde gerçekleşiyor. Şiddetin pek çok türüne maruz kalıyor. İşte toplumsal olarak kadını desteklemek, korumak, değer vermek gerektiği kadar hukuksal anlamda da bazı destek çalışmaları yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Biz Aydın Barosu Kadın Hakları Komisyonu ve Aydın Barosu Adli Müzaret Bürosu olarak bu konuda yardıma ihtiyacı olan ve avukat yardımından yararlanamayacak, maddi durumu buna el vermeyen bayanlara yardımcı oluyoruz. Kapımız her zaman açık, telefonlarımız her zaman açık.
Kadın Hakları Komisyonu'na başvurabilirler. Şiddete maruz kaldıklarında alınabilecek tedbirler ailenin korunması hakkındaki kanun kapsamında gayet geniş. Bize başvururlarsa biz kendilerine bu konuda elimizden gelen tüm yardımı yapabiliriz. Bunun haricinde kadınlar doğrudan en yakın emniyet birimlerine de başvurabilirler böyle durumlarda. Sığınma evlerine yerleştirilme, evin şiddet gören eşe tahsis edilmesi, şiddet uygulayan kişinin evden uzaklaştırılması, gerektiğinde isim değiştirme, tanık koruma programı kapsamında kimlik bilgilerinin silinmesi, alınabilecek önlemler çok fazla. Mevzuatımız bunun için yeterli. Ama uygulamasını bilmiyoruz. Uygulamasını bilmiyoruz çünkü haklarımızı bilmiyoruz kadınlar olarak. O yüzden bilinçlenmemiz lazım, yardım almamız lazım. Emniyet birimlerine, valiliklere, kaymakamlıklara ve aile mahkemelerine başvuru imkanı var.